bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir otelin tavanı çöktü. Yaralıların olduğu bilgisi var. Ayrıntıları olay yerinde bulunan NTV ekibinden Nizamettin Kaplan'dan dinleyeceğiz. Ve ilk görüntülerde şu anda ekranda. Nizamettin, olay yerindesin şu anda. İlk bilgileri paylaşır mısın bizimle? Evet, yaklaşık 15-20 dakika önce bu Sarıkamış'ta otellerin bulunduğu bölgede bir otelde gala programı vardı. Bilindiği üzere Sarıkamış şehitlerinin 108. anma yıl dönümü etkinlikleri vardı Sarıkamış'ta ve bu çerçevede de bir otelde gala programı vardı. İşte o gala programının başlamasına az bir süre kala otelin çatısında çökme meydana geldi. Ve bu sırada içeride bulunan bazı davetliler bu çökme esnasında içeride kaldı. Ve şu anda ilk müdahaleler yapılıyor. Yaralıların bir kısmı çıkarıldı. Durumlarının hafif olduğu yönünde bilgiler var. Burası bir hayli yoğun. O sırada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu farklı bir programdaydı. Olayı duyduktan sonra buraya geldi. Olay yerine baktıktan sonra şimdi de hastaneye gitti yaralıları ziyaret etmeye. İçeride şu anda ekipler çalışıyor. Biraz yoğunluk var, bir hayli hareketli. Olayın duyulmasından hemen sonra bölgeye ekipler sevk edildi. Ambulanslar geldi ve ambulanslar yaralıları hızla hastaneye kaldırdı. Şu anda yine burada tedbiren ambulanslar bekletiliyor. İçeride kalan var mı yok mu, o yönde çalışmalar var. Biz biraz uzaktan gözlemliyoruz bu çalışmaları. Ancak otelin önünde yoğun bir hareketlilik olduğunu söylemek gerekir. Bir yandan da içeride çalışmalar var. Ambulanslar da hazır bekletiliyor. Olası yaralı durumuna karşın bekletiliyor ambulanslar ve yaralılar çıkarıldıktan sonra da hastaneye sevk ediliyor. Şu ana kadar 4-5 tane hafif yaralı olduğunu tahmin ettiğimiz 4-5 kişi hastaneye kaldırıldı. Ama içeride başka kimse var mı yok mu onu net bilmiyoruz ama çalışmalar devam ediyor Canan. Bir aile hareketli, güvenlik güçleri, davetliler, yine diğer burada çalışan görevliler yardıma geldiler. Evet, şu anda bir ambulans daha yanaştı. Yaralı var mı yok mu tam bilmiyorum ama net görebilmek için biraz daha yaklaşmam gerekiyor. Hemen bakıyoruz. Evet, şu anda ambulans tedbiren geldi. İçeriden herhangi bir kimse yok. Evet. Ekipler şu anda evet, bilgiler alıyorlar. Sen çevreden evet, bu sırada yayında hatta kal lütfen. Devam. Çevreden bilgileri almaya devam ederken biz olayı bir kez daha özetleyelim izleyicilerimize. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış şehitlerinin 109. yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri vardı ve bu etkinlikler kapsamında da bir otelin içerisinde yoğun katılımın da olduğu bir etkinlik yapılıyordu ki bu sırada otelin tavanının çökmesi sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı, olay yerine sevk edilen ambulanslar, sağlık ekipleri, UMKE ve arama kurtarma ekipleriyle yaralıların tavanı çöken otelden çıkarıldığı ve hastaneye sevk edildiği bilgileri şu an elimizde. Kaç yaralı olduğuna dair ve içeride hala kalan olup olmadığına dair net bir bilgi yok. Bu arada tabii etkinlikler dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da Kars'ta olduğunu, Sarıkamış'ta olduğunu, olayın yaşandığı sırada da farklı bir etkinlikte, farklı bir yerde olduğunu, olayı duyar duymaz hemen tavanı çöken otelin bulunduğu yere geldiğini ve ardından da burada ilk bilgileri aldıktan sonra yaralıları da ziyaret etmek üzere şu an hastanede olduğu bilgisini paylaşalım. Nizamettin Kaplan hattımızdaydı. O da olay yerine giden ilk isimlerdendi. 4-5 hafif yaralının o sırada bize bu gelişmeleri anlatırken ambulanslarla hastaneye nakledildiğini gördü. Bu bilgiyi bizimle paylaştı. Şimdi de sanıyorum orada yetkililerden bilgi almaya çalışıyor. Nizamettin, var mı yeni bir bilgi özellikle rakam konusunda ya da bu tavanın çökmesinin nedeniyle ilgili bir açıklama yapıldı mı? Otel yetkililerinden kimseye ulaşılabildi mi?
görülen? Şu anda net bir açıklama yok Canan. Çünkü olay çok taze. Biraz önce meydana geldi çökme olayı ve bu çökmeden hemen sonra buraya ambulansla sevk edildi. Yetkililer ve diğer arama kurtarma ekipleri geldi. İçeriye girdiler. Bazı yaralıları çıkardılar. Ben gördüğüm kadarıyla mesela sol tarafta bir ambulansın içerisinde bir vatandaş ayağından yaralanmıştı. Onun şu anda tedavisi devam ediyor içeride. Diğer iç kısımlarda kimse var mı net bilmiyoruz ama içeride ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Ambulanslar da tedbiren şu anda kapıda bekletiliyor. Olay yaklaşık 20 dakika önce geldi. Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri çerçevesinde ilçede otellerin bulunduğu bölgede bir gala programı vardı ve bu gala programı öncesinde hazırlıklar yapılmıştı. İçeriye davetliler alınmıştı. Gala programının başlaması bekleniyordu ve gala programı başlamadan önce bu talihsiz olay yaşandı. Çökme olayı yaşandı. O sırada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu farklı bir yerde, farklı bir noktada gazetecilerle, habercilerle görüşüyordu. Olayı duyduktan sonra hemen buraya olay yerine hızla geldi ve olay yerinde inceleme yaptıktan sonra da biraz önce hastaneye geçti. Yaralıların durumunu yerinde görmek için buradan ayrıldı. Evet, diğer yetkililer şu anda burada biraz yoğun bir kalabalık var. Bir yandan güvenlik güçleri ortalığı sakinleştirmeye çalışıyor. Bir yandan da tedbir alıyorlar. Çünkü sağlık ekiplerinin daha iyi çalışabilmesi için ortam sağlamaya çalışıyorlar. Bu yönde biraz bir karmaşa olduğunu söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Seyfettin Ayda şu anda görüntüleri ekrana yansıtmaya çalışıyor. Evet, bir kez daha belirtelim. Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri başlamıştı. Dün sabah saat 9 itibariyle Ankara'dan hareket ettik. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da içerisinde bulunduğu özel Sarıkamış treniyle bu gün öğlen saatlerinde Sarıkamış'a vardık. Öğleden sonra programlar vardı. O programlardan biri de şu anda ekrana yansıyan oteldeydi. Gala gecesinin programıydı buradaki programda. Ve diğer programlardan sonra buraya geçilecekti ve burada devam edecekti program. Ancak yaklaşık 20-25 dakika önce buradan kötü bir haber geldi ve otelin çatısının çöktüğü bilgisi paylaşıldı. Bu bilgiden sonra olay yerine AFAD ve diğer ekipler yönlendirildi. Ambulanslar, sağlık ekipleri hepsi buraya geldiler. İlk müdahale yaralılara burada yapıldı. Durumlarının hafif olduğu, durumu ağır olan yaralı olmadığı yönünde bilgi paylaşıldı. Bütün bu anlattıklarım taze olanlar. Herhangi bir net bilgi söyleyemem. Çünkü bizim sadece şu anda paylaştığımız gözlemlerimiz ve gördüklerimiz ve yetkili herhangi bir açıklama yok. Yani resmi herhangi bir açıklama şu ana kadar yapılmadı. Bakan da herhangi bir açıklama yapmadı. Burada inceleme yaptıktan sonra da hastaneye gitti, hastaneye hareket etti. Ama burada hareketlilik devam ediyor. Jandarma, sağlık ekipleri, diğer görevliler. Şu anda içeride bir çalışma var. Yaralı olup olmadığını bilmiyoruz. Enkaz altında kalan var mı yok mu? O net değil. Ama ambulanslar tedbiren bekletilmeye devam ediyor. Çıkarılan yaralılara da ilk olarak bu ambulanslardan müdahale ediliyor ve sonrasında da hastaneye sevk ediliyorlar. Evet, şu anda evet bir olay anıyla ilgili yani. Yaralı değil de içeride. Ha, duyabiliyorsun değil mi beni? Şunu sormak istiyorum. Evet, dinliyorum. Şimdi Asma Tavan'ın çöktüğü bilgisi var. Tabii katılımcıların yoğun olduğunu da söyledik. Bir anma etkinliği düzenleniyordu. Asma bir kat aşağı doğru katılımcılarla birlikte mi çöküyor yoksa bu Asma Tavan katılımcıların olduğu etkinlikte üstlerine mi çöküyor? Bununla ilgili bir net bilgin var mı acaba? Canan, çok net bilgim yok ama edindiğim intiba şu, yani davetlilerin bulunduğu sırada tavanın çöktüğü yönünde, yani davetlilerin üzerinde bulunduğu bir asma katın çöktüğü yönünde bir bilgi yok elimde. Tavanın çöktüğü yönünde bir bilgi var. Ama sağlıklı bir bilgi değil çünkü içeriği görmedim. Burada anlatılanlara bakılarak anlatıyorum bunları. Daha doğrusu içeriden gelen bilgilerin ışığı çerçevesinde bunları anlatıyorum. Şu anda hareketlilik devam ediyor. Bir yandan da tabii içeriden çıkanlar oluyor, girenler, çıkanlar, ambulanslar geliyor. Şu anda evet,
HUMKE ekipleri, diğer ekipler burada çalışmalarına devam ediyorlar. Resmi bir açıklama yok şu an için buradan. Ama gözlemlerimiz bir hayli hareketlilik var. Ambulanslar sık bir şekilde buraya gelip gidiyor ya da tedbir amacıyla bekletilmeye devam ediyorlar. Bir yandan da içeriden tabii hafif yaralıların da çıktığını gördük biraz önce. Şu anda evet ekipler yoğun bir şekilde burada bekliyor. Kalabalık bir grup var burada. Hem davete katılanlar hem sonrasında olayın duyulmasıyla birlikte buraya gelenler burada yoğun bir kalabalığın oluşmasına neden oldu. Vali açıklama mı yapmış? Nerede? Bizde gel şuraya. Şu anda. Gelsene Ümit abi. Nerede vali açıklama? Bilmiyorum öyle bir şey. Evet. Ümit abi. Evet şu anda. Olay yerine gelen Sayın Bakan haricinde başka bir yetkili oldu mu acaba gözlemlediğin ya da şu an duyumunu aldığın belediye başkanı, vali ya da Sarıkamış'ta kaymakam konuyla ilgili, ki çünkü heyetlere de eşlik ediyorlardı eminim bu anma töreni programları çerçevesinde. Evet Canan, zaten program devam ettiği için protokol de buradaydı. Hem sivil hem askeri protokol de bakanla birlikteydi. Onlar da buradaydı. Tabii şu ana kadar bizim bulunduğumuz noktada herhangi bir açıklama yapılmadı olayla ilgili. Sadece ambulans ve görevli hareketliğini gözlemleyebiliyoruz. Çıkarılan yaralılar oldu. Onlar hastaneye kaldırıldı. İçeride şu anda çalışmalar yürütülüyor. Yaralı var mı yok mu ya da enkaz altında kalan var mı yok mu? Onu net bir şekilde bilmiyoruz. Bu konuda da çok fikir beyan etmek de zor ama peki Kars valisinin hemen ilk etaptaki telaşın olmadığını söyleyebilirim. Kars valisinin ilk resmi açıklamasını paylaşalım. Hastaneye götürülen 10 hafif yaralı olduğu şeklinde Nizamettin. Bu bilgiyi hem seninle hem izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Vali yaptığı ilk açıklamada hastaneye götürülen 10 hafif yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Evet, yaralılar vardı ama bunların durumuyla ilgili ilk bize de gelen bilgi hafif oldukları yönündeydi. Ancak sayısı konusunda elimizde bilgi yoktu. Kars valisinin yaptığı açıklamayla birlikte yaralı sayısını da öğrenmiş olduk. Ama içeride hala çalışma var. Yaralı var mı yok mu onu bilmiyoruz. Ambulanslar burada bekletilmeye devam ediliyor. Bir yandan ülke ekipleri ve diğer ekipler de buradaki bekleyişlerini sürdürüyorlar. Güvenlik güçleri, jandarma ekipleri burada güvenliği sağlamaya çalışıyor. Görevlilerin daha iyi çalışması için, daha iyi hareket edebilmesi için çalışma yürütüyorlar. Ve tabii ki bu ortamda bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan ambulanslar buraya geliyor. Böyle bir hareketlilik var. Evet. Bir kez daha belirtelim. Resmi açıklama 10 hafif yaralı olduğu yönünde. Ekiplerin de görevlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için çevrede de önlemler alınmış durumda. En azından vatandaşların oradan uzaklaştırılması ve hem sizlerin hem basın mensuplarının hem de sağlık ve arama ekiplerinin görevlerini daha sağlıklı yapabilmesi için sanıyorum olay yeri de biraz daha kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Evet, şu anda bu çerçevede daha çok çalışmalar ağırlıklı yapılıyor. Çünkü burası bir hayli yoğun kalabalığın olduğu bir yerdi. Bir yandan programa katılmaya gelenler, bir yandan gelen davetliler vardı. Farklı illerden, bizimle birlikte Ankara'dan gelen gençler vardı. Onların hepsi işte bu programlarda olacaklardı. Bir kısmı işte Türkan Salon'daydı. Bir kez daha belirtelim, resmi bilgi 10 hafif yaralı olduğu yönünde Canan. Evet, Kars valisinin yaptığı resmi açıklama 10 hafif yaralının hastaneye sevk edildiği yönünde. Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri çerçevesinde Kars'ta Sarıkamış ilçesindeki anma etkinliğine katılanların içinde olduğu otelin tavanı çöktü.